Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 2021 AYT'nin en zor sorusunu şimdi sizle beraber tartışacağız. Sevgili arkadaşlar, bakın e, sınavda ciddi manada 15 dakikanın üzerinde vakit ayırdığım belki 20 dakika. Bir soru buydu. Bir tanesini de yapamadım arkadaşlar. O yapamadığım soruyu da sebeplerini sorunun kendine anlatmakta, sorunun ne anlattığını, ne hissettirmek istediğini anladım. Ama soru bize onu soruda anlatıyor mu? Bunu anlamadım arkadaşlar. Hala da düşünüyorum. Hala o soru onu nasıl anlatıyor soruda anlayamadım. Şimdi 2021 ayetinin en zor sorusunu çözelim. Çok üzüldüm arkadaşlar. Sizde polinom parabol çarpan arayma fasikülümüzdeki bu modellemeyi keşke göstermiş olsaydım. İşte arkadaşlar soru buydu. Ne diyordu? Px büyük eşit x'ten p1 11 p 2 p 2 4 p3 3 p4 nedir diyordu. Bu demek Px 4. derecedendi. Px x'ten büyükmüş peki. Nasıl bir Px? ax üzeri 4 artı bx küp artı cx kare artı d artı e bu px'ti sevgili arkadaşlar. Peki bize burada ne diyordu? Yani p1 1'miş, p2 4'müş, p3 3'müş değil mi? Bunları yazdık. Sonra bakın px ve x'in eşit olduğu noktalar var. p1 1, 1 p3 3. Yani 1 yazınca x eşittir 1, 3 yazınca 3. Ha, demek ki p türe 1'miş, p türe 3 3'müş. Türevlerini aldık bir de bunlar. Bu ne? 5 bilim 5 denklem. Buradan çözülür mü? Tabii ki sevgili arkadaşlar çözülür ama buradan saatlerimiz alır. Şimdi bu aklıma geliyor. Buradan düşünüyorum. Ondan sonra tabii aklımda hep o soru var. Yani bu soruyu nasıl çözeceğimi biliyorum. Ama o diğer soru o 100 kişilik şirketin içerisinden işte 4 kişilik grup 3 kişilik grup enin dörtlüsü yüzden büyük enin üçlüsü yüzden küçük müydü? bu şekilde bir çözüm olduğu söyleniyor. Cevabına da 9 deniyor ama dediğim gibi o soruyu çözemedim arkadaşlar sınav esnasında. Şimdi gelelim. Bu Px büyüktür. X'den Px 4. dereceden ve P1'in 1, P2'nin 4, P3'ün 3, P4'ün soru işareti olduğu soru. Baktım sevgili arkadaşlar bu sorunun çözümünü başka hiçbir yerde de göremedim. Hatta çözümünü de çoğu kişi hatırlamıyor ne bulduğunu. Sadece cevabı dolaşıyor etrafta ee, onu gördüm. Biz arkadaşlar P4 soruyu sor ama biz P0 bulalım. No telif diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın konu anlatımımızda böyle bir bölüm var. Polinom özel diye tamam 15-20 gün sonra sağda olmuş olacak kitabımız. Şimdi bakın arkadaşlar bunu herkes biliyor. P1, P2, P3 sıfırsa P4 nedir? P4 24 ise P0 nedir? Tabii ki 4. dereceden bir polinom için bu. Bunları veriyoruz. Hemen ne, şey 3. dereceden bir polinom için bunu tabii ki soruda veriyoruz. 3. derece. Hemen siz ne diyorsunuz? x 1, x 2, x 3 diye çarpanları varmış. A diye başka sayısı varmış. Bu Px'miş. P4 24'müş. x'in e 4 yazıyorsunuz. A'yı buluyorsunuz. Sonra P0'ı buluyorsunuz. Bu soruya artık alıştınız. Bu o yüzden 10 üzerinden 4 verdiğim bir soru. Hocam bir de bunun farklı modeli var mı? Evet bunun bir de böyle bir modeli var arkadaşlar. P1, P2, P3, P0 eşittir 24. P4 eşittir nedir diyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu da 3. dereceden diye şöyle belirtelim. Bu sefer x-1, x-2, x-3 çarpanları var. A baş katı sayısı var. Bu Px demek istiyorduk ama 1, 2, 3 ne yazarsak sonuç 3 oluyor. Demek ki 3 diye sabiti varmış. 0 yazdığım zaman yine 24'e işaretleyip P4'ü buluyoruz. Bu da 10 üzerinden 6. Bakın, bir boyut kattık. Gördün mü? Şunu yorum yaptık. Şu üçlerden sabit terimin 3 olduğunu. Peki, devam ediyoruz. P1 P2 P3 P0 Ayda bu ne? Ya arkadaş bu da 10 üzerinden 8'miş. Bunu bilmiyorsan yorumlaması zormuş. P1 10'muş. P2 20'ymiş. P3 30'muş. O zaman ne diyoruz sevgili arkadaşlar? PX eşittir x 1 çarpı x 2 çarpı x 3. Şimdi bir daha başka sayısı var. Ama 1 yazınca 0 olur. 2 yazınca 3 0 10 olmasını istiyorum. x yazsam 1 yazınca 1 2 yazınca. Ha, o zaman şimdi 10 x yazmalıyım. Aa, bak 2 yazınca 23 yazınca 30 oldu. 0 yazınca 6 0 yazınca 6 oluyormuş. P4 nedir? Bakın bu da bir level'dı değil mi? Şimdi geldik buraya. Bu da 10 üzerinden 9 sevgili arkadaşlar. İyice 5. dereceden baş kat sayısı 1 olan Px için P4 diyor. Allah Allah. P, P1 ve P türe 1 0 ne demekti ya? Ha sevgili arkadaşlar. Bakın P1'de birden fazla kökü var diyor. Yani x 1'in karesi var diyor. Hatta daha fazla da olabilir. Ama alttaki bilgiden dolayı 2 tane olduğunu söyleyeceğiz. Bak türevini aldığımda da 2 çarpı x 1 ya. Türevini de 1 0 yapıyor. Ha, aşağıda da P2 P türevi 2. P2'nin türevi 2 sıfırmış. Bak A baş kat sayısı var. Ama A baş kat sayısı 1. Birinci dereceden olduğu için. Bak 2'den 3 tane kök var. Gördünüz mü? X 2'nin kübü. E Px buymuş. P4 neymiş? P4. 4 eksi 1. 3'ün karesi 9 çarpı 4 eksi 2. 2'nin kübü 8. 72'ymiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dörtlü modellemeydi. Bizim verdiğimiz kitapta bunlar. Şimdi bunun üstüne bakın nasıl bir soru geldi. 10'da 10 bu arkadaşlar. Şimdiye kadar bence ÖSYM'nin sorduğu en zor polinom sorusu buydu. Ki daha önceden şu baş kat sayısıyla kaç tane px yazılabilir de. Bunun <laughs> yani koltuğu bu devraldı ondan onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi deminki yorumlama yaptınız. Bakın nasıl bir yorum yapmamız lazımdı. Px x'ten büyükmüş. Ya bu arada y eşittir x gibi düşünelim değil mi? Px de sonuçta polinomlar sürekli fonksiyonlardır ve grafikleri vardır fonksiyonlar gibi değil mi arkadaşlar? Aslında yoktur da polinom fonksiyonları vardı diyelim biz yani lisede öyle öğreniyoruz. Şimdi y x şu. Dur. Yani gerçekten sevgili arkadaşlar canıma okuyan bir soruydu y x. O yüzden o altyapıyı yapmam lazımdı. Bakın onların üstüne yani şurada şu konuştuklarımın üstüne bak level level gittik. Bak ne ekleyecek şimdi y x. Her zaman px y x'in üzerindeymiş. Tamam mı? Peki bakın 1'de ve 3'te de bunlar kesişiyor. Yani şöyle. Bakın bu dördüncü derecede gördünüz mü? Bir de ikisinin de aldığı değer bir. Üç noktasında ikisinin de aldığı değer üç. Bakın bu y ekseni bu x ekseni. İki noktasında da işte aldığı değer dört. Yani bakın şu bir ile üç arasında. Bakın bir ile üç arasında. Şöyle bir sıfırlayıcısı var. Gördünüz mü arkadaşlar? Ha, şimdi bir dakika. Hocam bunu fark ettik. Yani şurada türevini sıfır yapan bir yer var. İşte e, şeyin e, yani y eşittir x, x doğrusu olsa tamam mı? Polinomu böyle bir polinom. Şimdi bakın burada neyi fark ediyoruz? Bir noktasında y eşittir x doğrusu 3 noktasında polinoma teğet değil mi? Yani p'nin bir noktasındaki türevi de 1'e eşit. p'nin 3 noktasındaki türevi de 3'e eşit. E p1 de 1'di. Bakın neyi yakaladık arkadaşlar? p1 eşittir 1. Bu aynı zamanda p türevi 1'e eşit. P türev 3 P 3'e eşit o da 3. Aa şuradaki bilgi bir kere. Bak 0 değil 3'e eşit. Bununla neyi birleştirmiş? Bunu birleştirmiş. Bakın arkadaşlar yani ciddi manada sıkıntıydı. Demek ki nasıl bir P(x)'iniz var? A baş kat sayısı var. x eksi 1'den 2 tane kökü, x 3'ten 2 tane kökü var. Bir yazınca bir, üç yazınca üç olmuş. Bak yanında x var yani anladınız mı? Bakın burada on, yirmi, otuz diye gidiyordu ya. Bak x bir koyunca bir, üç koyunca üç oldu. Anlaştık mı? Böyle bir px'iniz varmış. Bitti mi? Hayır. P2 neydi? Dörtte arkadaşlar. P2. İşte A çarp. 2 eksi 1. 1'in karesi 1. 2 eksi 3, eksi 1'in karesi 1. A artı x yerine 2 yazdığımız 2 artı 2 4 olduğu için a da buradan imiş. Bak bir de başka sayı da 1 ver, 2 vermiyor yani onu da bulduruyor. a da imiş. Şimdi geldik px. 2 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 3'ün karesi artı x'miş. Biz p4'ü soruyorduk gerçek sınav. 4 eksi 1 3'ün karesi 9 çarpı 4 eksi 3 1 artı 4 18 artı 4 22 ile işte sabahtan beri gezen sorunun çözümü cevabı. Biz P0 bulacaktık değil mi arkadaşlar? Evet sorumuz P0'ı soruyor çaktırmıyoruz. 2 çarpı 0 eksi 1 eksi 1'in karesi 1 çarpı 0 eksi 3. Eksi 3'ün karesi 9 artı 0'dan o da 18 herhalde. Yanlış bulmuyorsam. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar böyle bir soruydu. Yani şimdiye kadar ÖSYM'nin sormuş olduğu bence en zor. O sınav esnasında bu yorumluğu yapmak ee, çok kolay bir şey miydi bence asla değildi bunu türevle ilişkilendirip bu türevle olan ilişkiyi de bu şekilde bir polinom sorusunun yorumuyla eşleştirmek sonra buradaki yorumu yapmak sonra da sorunun çözümüne gitmek. Bir kere şurada tıkandı arkadaşlar. Ya bunu nasıl yorumlayacağını bilemediler. X'i bu tarafa aldılar. Dediğim gibi demin şuradaki e, sorunun çözümüne doğru gittiler. Yani zorlandınız arkadaşlar. 2021 AYT'nin en zor sorusu Vol 1 buydu. Seçici soru sayısı fazlaydı. Sizlere hepsini tek tek çözmeye çalışacağım bu şekilde. İşte sizlere gösteremediğim fasikülümüzü de bu şekilde şurada e, nerede bizim fasikülümüz? O fasikülümüzü de bulursam size Göstereyim sevgili arkadaşlar. çarpanlara ayırma e, fasükülümüzü. Özellikle analitik geometride birebir yakaladığımız sorular var arkadaşlar. Hani onu açıkça söyleyeyim. E, ama şu an tabii ki onu bulamadım sevgili arkadaşlar. Neyse problem değil burada bulamadıysam şu dosyalar içerisinde olabilir mi? Çünkü mutlaka yani çok özenlik 2 yıldır üzerinde çalıştığımız bir e, çalışmamız ekip arkadaşlarımızla beraber sevgili yazarlarımız e, Gültekin Bey ve e, Barış Hocam çok emek verdiler. Yani arkadaşlar analitik burada. Analitikte yani çok yakaladığımız soru var sınavda. Bunları da tek tek çözeceğim. Analitikte de çok zor sorular vardı. Onu söyleyeyim ama biz analitikte 3 soru geleceğini biliyorduk. Size mutlaka analitik fasikülü bitirin dedik. Biz o yüzden analitik fasikülümüz bizim 3. çıkardığımız fasikül oldu. Fonksiyonda da aynı şekilde. Yani çok fazla şey konuşacağız. Sizi nasıl e, hibrit bir şekilde bilgilerle bir arada e, bıraktıklarını da göreceğiz. Bu arada büyük sürpriz. Problem fasükürümüz de geliyor. Arkadaşlar problem fasikülü acayip oldu. Şöyle göstereyim de birazcık ipucu olsun. 15 güne kadar sizinle beraber olmuş olacak. Ben şu an şeyi bulmam lazım. Ee, nerede bu sevgili? Ee, bakın bu da üçgenler fasikülümüzün sınav ayar işleri. Arkadaşlar sezona hepsi geliyor. Ama ben ee, onu bulmadan içim rahat etmeyecek. E, nerede bizim? Neredesin? Bu nedir? Bak bu da üçgenlerin akçalıyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey burada e, bu kitap daha çıkmadığı için yani üçgenlerde yakaladığımız soruları buradan gösteremiyoruz size. Ama bu da çok acayip olmuştu. Artık aha buldum. <laughs> arkadaşlar. işte polinomlarda tabii ki bu e, değişiyor hala. Şu an güncelleniyor. Yani polinomlarda o kadar çok ayrıntıya değinmiştik ki arkadaşlar. Yani şimdi e, bu nasip olmadı. Yani bunu çözemediğimiz için sizde gerçekten üzgünüz. Hani her anlamda e, polinomların tüm ayrıntılarına değindiğimiz e, hani polinomlarda kalan bulma diskriminant yöntemi yani her türlü alan sorusuyla yorumlaması yani çok fazla ayrıntıya inmiştik gerçekten arkadaşlar hani işte katsayılar ters işaretliyse ne olur işte bekar eksi 4 ac değeri bir tam sayının karesine eşit değilse kökler ne olur simetrik köklerden tutun da hani çok fazla yorum e, yani gerçekten bu soruyu e, çözebilirdiniz sınavın şimdiye kadar sorulmuş en zor sorusu. Ama hayırlısı olsun. Hepinize sevgili arkadaşlar başarılar. Bundan sonra kalan sağlar bizimdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.